Herkese merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı yepyeni sınav sistemini açıkladı ve bizler de Tonguç Akademi olarak 9. sınıf öğrencilerimize mükemmel bir yazılı kamp hazırladık. Sizler için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hem yazılı kampımız, hem yazılı notlarımız, hem de sizler için hazırladığımız mükemmel yazılı provalarında kazananlara uygun harika sorular hazırladık. Sizler bu kampa katıldığınızda, bu videoları izlediğinizde, yazılı notlarınızdan güzel güzel çalıştığınızda ve yine ekstra bir müjdemiz daha var. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemeleri de ekledik yazılı notlarımıza. Bunun da nasıl kullanılacağını birazdan anlatacağım. Esas da çok basit. Buradaki kodu kazıyorsunuz ve arkadaki kodu TAS uygulamasına yazdığınızda edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide mükemmel denemeleri çözmüş oluyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin videomuza başlayalım ve Milli Eğitim Bakanlığı neler yapmaya çalışıyor, biz nasıl hazırlıklar yaptık hep beraber görelim. Arkadaşlar öncelikle ortak yazılılar geldi. Türkiye geneli, il ilçe geneli ve okul geneli. Şu anda bu yazılılar bizim için değerli. Çünkü bu yazılılardan alacağımız sonuçlar bizim durumumuzu belli edecek. Ve diyeceğiz ki ha ben burada eksiğim, edebiyatta, matematikte, fizikte, kimyada ne durumdayım görmüş olacağız. Ve bunun haricinde okul yazılarımız da zaten çok değerli. Okul yazılarımız için de bizler zaten mükemmel bir yazılı kamp programı hazırladık. Ve mükemmel yazı notlarımızda sizleri bekliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şu çok önemli, diyebilirsiniz ki hocam bu ortak yazılara nasıl hazırlanacağız? Esasında bu yazılara nasıl hazırlanacağımızı da Milli Eğitim Bakanlığı bize çok güzel bir şekilde açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı konu soru dağılım tabloları yayınladı. Yani her sınıfta, her dersen hangi sınavda, hangi konulardan, hangi kısmı sorulacağına dair tek tek açıklama yaptı. Örnek veriyorum, edebiyat dersinde edebiyat nedir? Edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması ve dil bilgisi konuları nelerdir? Bunların hangileri sorulacak, hangileri sorulmayacak ve ne şekilde sorulacağına dair çok güzel tablolar yayınladı. Hatta bizler için örnek sorular da verdi. Bu örnek sorulara bakarak sizler de, bizler de mükemmel hazırlıklar yapacağız. Bizler bu örnek sorulara birebir uyumlu bir şekilde harika yazılı provalar hazırladık. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı kamp programımız 21 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Ve bizler de mükemmel bir şekilde sizlere süper yazılı provalar hazırlayarak buradaki sorulara uygun mükemmel yazılılar hazırladık. Sizler bu yazıları yaptığınızda, provaları uyguladığınızda ve yazılı notlarınızdan birebir çalıştığınızda harika sonuçlar elde edeceksiniz. Zaten şimdiye kadar da yazılar Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim konu ve kazanımlarına göreydi. Fakat bakanlık bu sene madem öğrencilere Türkiye geneli sınav yapıyoruz, o zaman biz de onlara örnek sorular yayınlayalım. Yani örnek yazılı sorular yayınlanırlar. Hatırlarsınız LGS'den. LGS'de örnek sorular yayınlanırdı. Biz de bakardık, ona göre LGS'de böyle gelir derdik. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı örnek yazılı soruları yayınladı. Dolayısıyla bunlar bizler için çok değerli. Bunların her birini yazılı provalarımızda sizler için örneklendirilmiş şekilde benzer şeklini ve daha güzel şeklini, daha zor veya daha böyle sizin için farklı olabilecek şekillerini hazırladık. Hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Matematikte de aynı şekilde. Mesela diyelim ki matematikte mantık ve kümeler konusu ve aynı zamanda bölünebilme kuralları, sayı kümeleri, bunların her biri hangi yazılıda, hangi sınavda nasıl geleceğine dair net bir şekilde açıklandı. Bizler de bunlara göre uygun yazılı provaları sizlere hazırladık arkadaşlar. Yazılı kampımız başlıyor. Bunu zaten az önce söylemiştik. Ben ağzımda tutamıyorum baklayı. Hemen size bu müjdeyi paylaşmıştım. 21 Ekim'de fizikle başlıyoruz. Sonrasında tarih, matematik, kimya, biyoloji, edebiyat ve coğrafyayla mükemmel bir yazılı programı yapacağız. Bu programda arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi ortaöğretim konu ve kazanımlarına uygun bir şekilde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı en son yazılı örneklerine ve kazanımlara uygun bir şekilde süper yazıları hocalarımızla beraber hazırladık. Sizler zaten hem kampımızda hem de yazılı notlarınızda mükemmel bilgilere ulaşacaksınız. Yazılıda ne gelecekse edebiyatta, tarihte, coğrafyada, matematikte, fizik, kimya, biyolojide her biri zaten yazılı notlarımızda var. Ayrıca yazılı notlarımızın içerisinde buradaki koda ulaştığınızda TAS uygulamasından çözebileceğiniz ortak sınav denemeleri var. Bunları da mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söylemeliyiz ki arkadaşlar, yazılı notları gördüğünüz gibi avuç içi kadar bir şey. Küçücük, ufacık, içi dolu fıçıcık. Yani siz burada birinci yazılı ve ikinci yazılı için 9. sınıfta 1. dönemde tüm derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide her bir notu bulabilirsiniz. Ve bu notları yanınıza taşıyacağınız için çok rahat bir şekilde teneffüslerde, kantinde, evde rahat rahat çalışıp yazılar hazırlanmış olacaksınız. Buradan notlarımızı tekrar ediyoruz. Ardından da yazılı provaların olduğu yazılı kampımıza katılıyoruz. Yazılı kampımızdaki soruları da çözdüğümüzde, zaten yazılı kampımızda sizlere %100 yazılıda sorulur, %100 kesin çıkar, hoca sorar gibi bölümler de hazırladık. Zaten burayı neye göre biliyorsunuz hocam? Nereden biliyorsunuz %100 sorulacağını? Çünkü burada Milli Eğitim Bakanlığı zaten örnek soruları da paylaştı, kazanımları da paylaştı. Kazanımları net bir şekilde söylüyor. Bunu öğrenciye soracağız diyor. Mesela standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerine durulur. Bunun üzerine duruluyorsa bununla alakalı soru gelecek demektir. Biz de bununla alakalı örnek sorular hazırladık. Zaten
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav örneklerinde de bunlardan sorular gelmiş arkadaşlar. Burada şunu da söyleyelim. Arkadaşlardan bazıları zaten yazı notlarına sahip. Eğer değilseniz mutlaka en kısa zaman tedarik edin. Yazı notlarının içerisindeki ortak sınav denemelerine katılmanız son derece basit. Birinci adımda arka kapaktaki etiketi kazıyorsunuz. Bakın burada bir etiketimiz var. Bunu böyle yavaş yavaş kazıyorsunuz ve koda ulaşıyorsunuz. Ardından da TAS uygulamasından bu kodu girdiğinizde kitabınız aktif oluyor. Artık kitabınızın içerisinde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide ortak sınav denemelerine ulaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yazılılar bizden korkması lazım arkadaşlar. Bizim yazılıdan korkmamıza hiçbir sebep yok. Aynı zamanda siz hem yazılı notlarından hem yazılı provalarından çalıştığınız gibi Dinamo soru bankalarındaki yazılı provalarını da çözdüğünüzde mükemmel başarıya ulaşacaksınız. Hocam o nedir? Hemen söylüyorum bakın. Dinamo sözel setimizin içerisinde sizler için hazırladığımız Dinamo kitapları var. Burada hemen gösteriyorum 9 sınıfta. Evet, kutuyu açıyorum. Bakın. Dinamo Edebiyat, Dinamo Tarih, Dinamo Coğrafya kitaplarının içerisinde sizler için hazırladığımız özel yazılı provaları da var. Yani siz diyelim ki coğrafyada konuları çalıştınız. Güzel, insan, doğa ve çevreye çalıştınız. Buradaki tarama testlerini çözdünüz. Ardından da sizi bekleyen yazılı provalar var. Doğru yanlışların, bulmacaların, açık uçlu soruların, boşluk doldurmaların olduğu yazılı provalar. Bunları da yaptığınızda ve takıldığınız sorular olabilir bu durumda. Kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan detaylı dinleyebilirsiniz. Bu hem Dinamo coğrafyada, hem Dinamo tarihte, hem Dinamo edebiyatta, hem de Dinamo sayısaldaki diğer derslerde. Yani matematik, fizik, kimya, biyolojide sizleri bekliyor. Buradan da yazılı provaları yaptığınızda artık yazılılara çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacaksınız ve inşallah en yüksek notları alacaksınız. Zaten 9. sınıfta çalıştığınız her bir konu ileride gireceğiniz TYT'nin yani üniversite sınavının %50'sini oluşturuyor. Şu anda yaptığınız hiçbir çalışma boşa gitmeyecek. Öğrendiğiniz her bir bilgi yazılı notlarında ya da Dinamo soru bankalarında öğrendiğiniz her bir bilgi esasında ileride gireceğiniz üniversite sınavlarının da yarısını oluşturuyor. Yani üniversite sınavını hazırlayan hocalar da buradaki kazanımlara göre sorular hazırlıyorlar. Burada kazanımlarda olmayan bir şeyi ÖSYM'de soramıyor arkadaşlar. Şimdiden hepinize yazılılarda başarılar diliyoruz. Yazılı kampımıza görüşmek üzere.